Merhabalar, Beyzalya Craft kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gene meyveler serisine devam ediyoruz. Şöyle elma yapacağız. Yeşil elma. Şöyle gördüğünüz gibi yapımı her zamanki gibi çok kolay. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Çocuklar için her zaman söylediğim gibi hem eğlendirici hem de öğretici. Şöyle renkler açısından şekilde beraber yapacağız. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta da Instagram hesabım var, Beyzalya Craft. Oradan beni takip ederseniz bundan mutluluk duyarım. Kullandığım ipler arkadaşlar Gazal Baby kotonla ya da Peria Baby soft kullanıyorum. Hangisini tercih ederseniz fark etmez. Şöyle yeşil bir renk, tığım 1.75. Bunun için sadece ip, tığ ve elyaf kullanıyoruz. Herhangi bir başka materyala ihtiyacımız yok. Şöyle gözlerini işliyoruz. Dilerseniz plastik göz de takabilirsiniz ama gerek yok. Şu şekilde beraber nasıl işlediğimi göstereceğim. Şöyle ağzı, gözü, alt kısmı ve yaprağı. Evet, vakit geçirmeden hemen örmeye başlıyoruz. Evet, sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızı yaptık. Bir tane zincirle sabitliyoruz ve sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemizi yaptık. Sihirli halkamı kapatıyorum ve işaret ipimi buraya yerleştiriyorum. Şimdi ikinci sırayı öreceğiz. İkinci sırada her sık iğneye çift batıyoruz. Yani 6 tane artırma yapıyoruz. Peş peşe aralıksız. İkinci sıranın sonuna geldiğimizde 12 tane sık iğneye ulaşacağız. Üçüncü sırayla devam ediyoruz. Gene artıracağız. Üçüncü sırada bir tane örüp bir tane artıracağız. Ve bunu 6 defa tekrar edeceğiz. Üçüncü sıranın sonuna geldiğimizde 12 tane olan sık iğne sayımız 18'e ulaşmış olacak. Dördüncü sırayla devam ediyoruz. Gene artırmalar yapacağız. Dördüncü sırada 2 tane örüp 1 tane artıracağız. Ve gene 6 defa tekrar edeceğiz. Dördüncü sıranın sonunda 24 tane sık iğneye ulaşacağız. Dördüncü sırayı da tamamladık. Şimdi beşinci sırayı öreceğiz. Gene artıracağız. Beşinci sırada 3 tane örüp 1 tane artırıyoruz. Ve sıra sonunda 30 tane sık iğneye ulaşacağız. 6. sırayla devam ediyoruz. 6. sırada 4 tane örüp 1 tane artıracağız. Gene 6 defa tekrar edeceğiz. Dolayısıyla 6 tane daha sık iğne artırmış olacağız. 30 tane olan sık iğne sayımız 36'ya yükselmiş olacak. Şimdi 7. sırayı öreceğiz. Gene artırmalara devam ediyoruz. 7. sırada şöyle işaret ipim çıktı. 5 tane örüp 1 tane artıracağız. Ve 42 tane sık iğneye ulaşacağız. 7. sıramızı tamamladık. Şimdi 8 ve 11. sıraları toplamda 4 sıra, herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 4 sıra boyunca 42 tane sık iğnemizi örüyoruz. 4 sıra dediğim şekilde ördüm. Şimdi 12. sırayı öreceğiz. 12. sırada artırmalar yapacağız. Şöyle 20 tane örüp 1 tane artıracağız ve bunu 2 defa tekrar edeceğiz. 42 tane sık iğnemiz vardı. 12. sırada 2 tane artırma yapmış olacağız ve 44 tane sık iğneye ulaşacağız. 12. sıranın sonunda. 12. sırayı tamamladık. Şimdi bir sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 44 tane sık iğnemizi örüyoruz. 13. sıradayız şu anda. 14. sıraya geldik. 14. sırada artırmalar yapacağız. İlk başta 11 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 ve 11. 11 tane sık iğne ördüm. 1 tane
artırıyorum. Devamında 21 tane sık iğne öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. 21 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. Devamında 10 tane sık iğnem var. İşaret tipine kadar. Onu da örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 14. sırayı tamamladık ve 46 tane sık iğneye ulaştık. 2 tane de burada artırma sırayı devam ediyoruz. 15. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 46 tane sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. 16. sıraya geldik. 16. sırada 2 tane artırma yapacağız. Şöyle 22 tane örüp 1 tane artıracağız ve bunu 2 defa tekrar edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 46 tane olan sık iğne sayımız 48'e ulaşmış olacak. 16. sırayı tamamladık. Şimdi 17. sırayı öreceğiz. 17. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. 48 tane sık iğnemizi bir sıra öreceğiz. 17. sırayı tamamladık. 18. sırayla devam ediyoruz. 18. sırada 11 tane örüp 1 tane artıracağız ve bunu 4 defa tekrar edeceğiz. 48 tane olan sık iğne sayımızı 52'ye çıkaracağız. Bu sırada 4 tane artırma yapmış oluyoruz. 18. sırayı tamamladık. Şimdi 19. sırayı öreceğiz. 19. sırada gene herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 52 tane sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. 19. sırayı da tamamladık. Şimdi 20. sırayı öreceğiz. 20. sırada gene artırmalar yapacağız. Şöyle 25 tane örüp 1 tane artıracağız ve bunu 2 defa tekrar edeceğiz. 20. sıranın sonuna geldiğimizde 52 tane olan sık iğne sayımız 54'e çıkmış olacak. 20. sıramızı da tamamladık. Şimdi 21. sırayı öreceğiz ve artırmaya devam ediyoruz. 21. sırada 8 tane örüp 1 tane artıracağız ve bunu 6 defa tekrar edeceğiz. 54 tane olan sık iğne sayımızı 60'a çıkaracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane örüyorum. 1 tane artırıyorum. 21. sırayı tamamladık ve 60 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 22. sırayı öreceğiz. 22. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. 60 tane sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. 22. sırayı da tamamladık. Şimdi 23. sırayı öreceğiz. Bundan sonra azaltmalar yapacağız arkadaşlar. 23. sırada 8 tane örüp 1 tane azaltacağız ve bunu 6 defa tekrar edeceğiz. 60 tane olan sık iğne sayımız 54'e düşmüş olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane örüp 1 tane azaltıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Şimdi 24. sırayı öreceğiz. 24. sırada gene azaltmalar yapıyoruz. Şöyle 7 tane örüp 1 tane azaltacağız. Gene 6 defa tekrar edeceğiz. 54 tane olan sık iğne sayımızı 48'e indireceğiz. 25. sırayı öreceğiz ve azaltmaya devam ediyoruz. 25. sıranın başlangıcında 3 tane sık iğne örüyorum. 1 tane azaltıyorum. Daha sonra 6 tane sık iğne örüp 1 azaltacağız ve 5 defa tekrar edeceğiz. Geride 3 tane sık iğnemiz kalmış olacak. Şöyle ilk başta 3 örüp 1 tane azaltmıştım. Onunla beraber gene toplamda 6 tane azaltma yapmış oluyoruz. 3, 4, 5, 6 tane örüyorum.
bir tane azaltıyorum. Bu ikinci azaltmamız. 4 defa daha 6 tane örüp bir azaltacağız. Ve son azaltmadan sonra tekrar ediyorum. 3 tane sık iğnemiz kalmış olacak. Onu da işaret ipine kadar öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Sıra sonuna geldiğimizde 42 tane sık iğnemiz 26. kalacak. 26. sırayı öreceğiz. 26. sırada gene azaltmalar yapıyoruz. Şöyle 5 tane örüp 1 tane azaltacağız ve 6 defa tekrar edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 36 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi 27. sırayı örüyoruz. 27. sıranın başlangıcında 2 tane örüp 1 tane azaltacağız. Daha sonraları sıranın devamında 4 tane örüp 1 tane azaltacağız. Bunu 5 defa tekrar edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 2 tane sık iğnemiz kalacak. Onu da işaret ipine kadar öreceğiz. Dolayısıyla bu sırada da gene 6 tane azaltma yapmış olacağız. Sıra sonuna geldiğimizde 27. sıranın sonuna geldiğimizde 30 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi 28. sırayı öreceğiz ve azaltmalara devam ediyoruz. 28. sırada 3 tane örüp 1 tane azaltıyoruz ve bunu 6 defa tekrar ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde 30 tane olan sık iğne sayımız 24'e düşmüş olacak. Bu arada içini de doldurabiliriz artık arkadaşlar. İçini de bu ara şöyle doldurdum. Daha sonra tekrar biraz daha ördükten sonra gerekirse dolduracağım. Şimdi kaçıncı sırayı örmüştük? 28'i. Şimdi 29. sırayı öreceğiz ve azaltmaya devam ediyoruz. 29. sırada 2 tane örüp 1 tane azaltacağız ve gene 6 defa tekrar edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 18 tane sık iğnemiz kalacak. 29. sırayı da tamamladık. Şimdi 30. sırayı öreceğiz ve gene azaltmalara devam ediyoruz. 30. sırada 1 tane örüp 1 tane artıracağız ve 6 defa tekrar edeceğiz bunu. 30. sıranın sonuna geldiğimizde 12 tane sık iğnemiz kalacak. Şöyle dediğim gibi eksik olan yerler varsa arkadaşlar şöyle form vererek şöyle göstereyim. Şu boş kalan kısımlara şöyle parmağınızla da olabilir. Makasın ucuyla da olabilir. Dikkatli bir şekilde şöyle elyafları doldurarak form vereceğiz. Şekilde örmeye devam ediyoruz. 30. sırayı da tamamladım ve eksik olan yerleri tekrardan doldurdum. Bütün videolarımda hemen hemen söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Beni ilk defa izleyenler için tekrar şunu söylüyorum. Oyuncaklarımızı doldururken çok aşırı doldurmayalım. Örgünün şu araları açılacak şekilde doldurmayalım. Çok az da doldurmayalım ki ördüğümüz oyuncağın formu bozulmasın. Şöyle buna dikkat edelim. Bakın ne çok aşırı doldurdum ne de çok az. Evet. Şimdi 31. sırayı öreceğiz. 31. sırada tamamını azaltacağız. Şöyle 6 tane peş peşe azaltma yapıyorum. Evet, bu şekilde azalttık. Normal şartlarda arkadaşlar oyuncaklarımızı genelde 12 tane kaldıktan sonra iğneyle kapatıyoruz. Fakat bunu şöyle içeriye doğru form vereceğimiz için bu son sırayı da tamamen azaltarak ördüm. Şimdi ipimi birazcık uzun bırakacağım iğneye takılacak kadar ve iğneyle de kapatacağım. İşaret ipimizi çıkarabiliriz. Ve iğneme şöyle ipimi taktım. Bütün loblardan şöyle geçerek tek kat lobunu alıyorum. Bakın ön lobları. Şunu da yapacağım. Sıkı bir şekilde çekerek bu şekilde kapatıyorum. Şimdi buraya düğüm atacağım.
iğneyle şöyle bir tane daha yapalım, sağlam olsun. Bunu şöyle çıkacağım şuradan herhangi bir yerden. Elmamızı bu kısmını tamamladık. Daha sonra şu sapını ve yaprağını öreceğiz. Şimdi elmamızın şu sap kısmını yapacağız. Şöyle. Bunun için ipimizi şöyle biraz ikiye katlıyorum. Biraz uzun yapacağım arkadaşlar. Çünkü alttan da bunu çektireceğim ve şu kısmını da zincirle yapacağım aynı zamanda. O yüzden şöyle biraz uzun yapıyorum. Uzun tutuyorum. İkiye katlıyorum. Şöyle tığımı şuradan taktım. Ve şöyle buradan bir tane şöyle yaparsam daha kolay olacak. Şu şekilde tığımı tutturdum. Sonra elimi çözüyorum. Şu tek katı dışarıda bırakıyorum. Şunu parmağıma doluyorum. Ve hemen şu tek katı tığımın üstünden geçiriyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. 8 defa tekrar edeceğim bunu. 1 2 3 4 5 6 Aslına bakarsanız arkadaşlar ben burada 6 tane yaptım. Fakat biraz kısa olduğunu düşündüm. Bunu 8 defa yapacağım. Siz de ne kadar isterseniz. 7 ve 8. 8 defa yaptım bu şekilde. Şimdi ipimi şöyle keseceğim. Şu birincisini şu şekilde kaldı. Şunu daha uzun bırakacağım. Şöyle. Evet. Şimdi bunu iğneme takacağım arkadaşlar. Üstten gireceğim. Şöyle biraz uzun bir iğne kullanacağım bunun için. Şöyle şuradan iğnemi çıkarayım. Şöyle iğneme taktım. Şu bitiş noktasından bakın. Şuradan şöyle düz bir şekilde düz tam ortasına gelecek şekilde aşağıya inelim arkadaşlar. Aksi takdirde elmamıza form verirken daha düzgün olsun. Şimdi bunu çıkarıyorum. Daha sonra diğerini iğneme takacağım. Evet, diğerini iğneme taktım. Şimdi aynı noktadan girmiyorum bakın. Hemen yanındaki yerden gireceğim. Ona dikkat edelim. Buradan da aynı yerden çıkmayacağım. Hemen dibinden çıkıyorum şöyle. Evet. Burada elmamıza form vereceğiz arkadaşlar. Şöyle çektireceğiz. Buradan düğüm atacağız. Şöyle şuralarını da düzeltelim. Bakın. Şöyle. Buradan sıkı bir şekilde. Şöyle ipimizi koparmayalım. Dikkat edelim. Böyle elimizde de bastırabiliriz. Bu şekilde bir tane daha düğüm atıyorum. Biraz çok şöyle gevşetebiliriz. Çok fazla çukur oluştuysa. Şimdi normal birkaç tane düğüm atacağım böyle. Evet, yeterli. Şimdi şu kısa ucu içeriye alacağım. İğneyle de yapabilirsiniz. Şuradan bir yerden. Evet. Şöyle. Daha da ucunu uzatmak istiyorum. Oradan çıkmasın diye. Bir de şuradan. Dediğim gibi iğneyle yaparsanız daha kolay da olur. Elmamıza bu şekilde formu verdik arkadaşlar. Şimdi şu dibindeki kahverengi kısmı.
yapacağız. Burası biraz bizi zorlayabilir. Şöyle. Şu ipi uzun bırakmıştık. Bakın. Şuradan şöyle tığımı takacağım buraya. Zincir çekip 3-4 tane. Şöyle 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen bulabildiğim en yakın noktaya ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma sık iğne de yapabiliriz. İlmek kaydırma zor oluyor burada. 3 defa böyle tekrar edeceğim. 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle bu defa da şuradan yapalım. Evet. Şöyle. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Şöyle ipim biraz kısa kaldı. Bir tane daha şöyle. Bunu en sonuncusunu aslında iğneyle de yapabiliriz. Evet. Şu kısmını da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu içine alacağım. İğneyle alırsam benim için daha kolay olacak. Evet, elmamızın bu kısmını da bu şekilde tamamladık. Şimdi yaprağını öreceğiz arkadaşlar. Yaprağını bir ton farklı bir yeşille, daha açığı olabilir, daha koyusu olabilir. Ben şununla öreceğim. Şöyle yaprağı için 9 tane zincir çekiyorum. Bunu da ucunu biraz uzun bırakalım ki içeriye alırken sorun olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektim. İkinci zincirden itibaren örmeye başlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ya hemen yanındaki zincire bir tane yalancı trabzan. Yaprağı örerken arkadaşlar her zinciri ayrı batıyoruz. Zincirin içine çift hiç batmıyoruz. Onu baştan söyleyeyim. Evet, bir sık iğne yaptık. Bir yalancı trabzan. Şimdi 4 tane sırasıyla ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Bir tane de sık iğne yapıyorum. Şimdi aynısını karşı tarafa öreceğiz tekrardan. Bir zincir çekerek sık iğnenin karşısına gene bir tane sık iğne yapıyorum. Yalancı trabzana hemen bir yalancı trabzan. Şu 4 tane trabzana şöyle, burada bir yanlışlık oldu sanırım. Evet, sık iğnenin karşısı burasıydı arkadaşlar. Yalancı trabzan, 4 tane ikili trabzan, 1, 2, 3 ve 4. Şöyle hemen milin başına doluyorum, bir tane yalancı trabzan yapıyorum ve şuradaki sık iğnenin karşısına gene sık iğne yapacağım. Şimdi zincir çekeceğim. İlmek kaydırmayla şu ortalardan şu sap kısmına doğru geleceğim. Şöyle bir atlamadan 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmek kaydırma yaptım. Son bir tane de zincir çektim. Evet, yaprağı da bu şekilde tamamladık. Şimdi ipimi gene uzun keseceğim. Altı alırken dışarıya çıkmaması için. Aynı zamanda oraya şöyle arkadaşlar, bakın, buraya düğüm atacağım. Yaprak sadece içine alıp bırakmıyoruz. Aksi takdirde buradan çıkabilir yaprak. Şöyle tığımı şuraya takacağım.
bir katını alıyorum sadece ilk etapta. Şöyle. Diğer katını da şöyle ipi karıştı. İpi şöyle çekelim. Evet. Şuradan tam ters olacak şekilde şuradan çıkıyorum. Elmamızın formunu bozmamaya dikkat edelim. Şöyle. Buradan düğüm atacağım. Sıkı bir şekilde. Daha sonra içeriye alacağız. Daha sonra iğneyle yaparsanız dediğim gibi daha güzel olur. Şuradan her ikisini de şöyle tığıyla çıkacağım. Şöyle çektiriyorum. Tekrar aşağıya ineceğim. Ve ipimi keseceğim. Yaprağını bu şekilde bağladıktan sonra en eğlenceli kısmı olan şu göz, kaş, ağız ve yanaklarını işleyeceğiz. Evet, iğneme şöyle kahverengi ince ip taktım. Ucunu düğümledim şuradan. Yine her zaman olduğu gibi daha önce öğrenenler bilir. Burada bir kare işleyeceğiz. Şöyle çarpı. Önce çarpı işliyoruz. Daha sonra çarpının etrafını dolduruyoruz. Şöyle. Şu açıkları kapatmak için tekrar işleyeceğim kapanana kadar. Şöyle işliyoruz. Şöyle bir tane daha şöyle işledim. Şimdi iki tane atlayacağım. Şöyle hemen yanına rengine çıkıyoruz. Aynı şekilde diğer gözü de. Evet, iki gözünü de işledik. Şimdi kaşlarını işleyeceğiz. Bakın hemen gözünün üstünden çıkıyorum. Şuradan. Şöyle. Daha sonra diğer gözüne geçeceğim. Onu da şuradan. Şöyle. Şimdi ağzına geçelim. Bakın. Şöyle gözün gene ortasının bir altından çıkıyoruz. Şuradan. Şöyle iki tane aşağı iniyoruz. Bakın. 1, 2. Şöyle. Şuradan çıkacağım. Şöyle. Bu şekilde ağzını oluşturmuş olduk. Şimdi şuradan herhangi bir yerden çıkıyoruz. Şöyle tekrar. A
ağzını da bu şekilde oluşturduk. Şimdi ipimi keseceğim. Yanaklarını işleyeceğiz. Yanaklarını işliyoruz. Bakın şu ağız kısmının şuradan başlıyorum. Şöyle ipimi düğümledim. Şunu içeri alacağım şöyle tığıyla. Buraya da gene nakış işler gibi işliyoruz. İki tane üst üste işleyeceğiz. Daha sonra etrafını dolanacağız. Şöyle işliyoruz. Etrafını dörtlü işlemeyi bitirdikten sonra etrafını makine dikişi diye tabir edilen teknikle yapıyoruz. Bakın şöyle tamamını dolanacağız. Evet, şimdi aynı şekilde diğer tarafa geçiyoruz. Şöyle. Bunu da şuradan başlıyoruz. Aynısından bir tane daha işleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde elmamızı ördük ve tamamladık. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.